Merhaba sakallı adam takipçileri. Bugün kullanmakta olduğum telefon Huawei Mate 10 Pro ile geçirdiğim zamanı size anlatmak istiyorum. Bu telefondan memnun kaldım mı? Kalmadım mı? Neler yaşadım? Bunlardan bahsedeceğim. Bahsetmek istediğim konuları buraya not aldım. Ortalama 5 tane tema belirlemişim. İşte tasarım, kullanım ve arayüz, şarj, kamera ve en sevdiğim yanı özellikleri olarak belirlemişim. Bu video çok uzun olmayacak, canınızı sıkmayacağım. Yani şu anda en azından böyle söylüyorum ama umarım ümit ettiğim gibi çok uzun bir video olmaz. Bu arada şu anki videoyu Sony A6000 ile çekiyorum. Ses kaydını ise Huawei Mate 10 Pro'nun stereo özelliğinden yararlanarak ses kaydı alıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi tasarımla başlayalım arkadaşlar. Tasarım. Tasarım olarak ilk kutu açılımında bahsettiğim gibi gayet şık bir telefon. Gayet beğenerek kullanıyorum. Arkası ayna gibi ama ben sürekli silikon kılıf da kullandığım için şeffaf olmasına rağmen böyle bir hafif bir şey var. Tam telefonun rengini belli etmiyor. Yani o ayna gibi olması pek gözükmüyor telefonda. Onun dışında kullanımı çok rahat. Kavisli ekranlı telefon kullanıyordum biliyorsunuz. Tek elle kullanırken çok rahatsız edici oluyordu. Yani bu elin boğumları bir şekilde ekrana değiyordu ve ekranı blokluyorlardı. İşte kullanım esnasında beni sıkıntıya sokuyordu. Fakat bu ekranın bombeli olmayışı benim çok işime yaradı. Tasarım bakımından gerçekten çok şık ve zarif bir telefon olarak benim gözümde yer alıyor. Evet, tasarım bu şekilde arkadaşlar. Tasarımdan bahsetmek gerekirse kameraların hemen altında parmak izi okuyucusu olması ilk etapta beni rahatsız etmişti. Daha doğrusu telefon daha kullanmadan önce işte zorlanır mıyım, niye burada, işte keşke ön tarafta olsaydı gibi bir sıkıntı vardı. Ama arka tarafta olması kesinlikle ve kesinlikle rahatsız etmiyor. Kullanım ve arayüz kısmına gelecek olursak arkadaşlar, kullanımı aşırı akıcı. Telefon o kadar hızlı ki yani şaşırıyorsunuz. Gerçekten çok çok akıcı bir telefon bu. Onun dışında arayüzü HTC'nin arayüzüne benziyor. İşte menüler aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı doğru kayıyor şeklinde, böyle sayfalar şeklinde değil de bu şekilde. Sade bir arayüze sahip. Tema bakımından çok zengin. Bir sürü ücretsiz teması var. Gayet şık temalara sahip. İsterseniz indirebilirsiniz. Ben gerek duymadım. Kendi orijinal temasıyla kullanmaya devam ediyorum. Arayüzden devam edecek olursak arkadaki parmak izi sensöründen falan bahsettik. Çok çok hızlı çalışıyor. Yani bu kadar hızlı çalışacağını tahmin etmiyordum. Yani yarım dokundurup çeksem dahi parmak izimi okuyabiliyor. Daha hiç şeyle karşılaşmadım. İşte parmak izinizi okuyamadık tekrar tekrar falan, böyle bazen saçmalayan telefonlar olabiliyor. Ama bu telefonla böyle bir sorunla ben karşılaşmadım. Bu bakımdan çok memnunum. 3. Şarj. Şarj benim için bir kriterden daha öte. Yani bir telefon alırken şarjı az gidecek bir telefonu hiçbir zaman tercih etmemişimdir. Çünkü ben şarjı her zaman böyle uzun gitsin, böyle işte şarj kablosuyla dolaşmayı seven birisi olmadığım için her zaman işte bu benim için ön planda olan, yani kriterlerin en başında mı diyeyim, yani kriter değil de benim için bir standart aslında. Yani kriterden daha öte bir şey benim için şarj olayı. Biliyorsunuz bu telefonda işte 4000 mAh batarya var diyorlar. Şöyle var, böyle var, bilmem ne, bir ton atıp tuttular falan. İşte yapılan testlerde
Aslında bu bataryanın çok da iyi olmadığını, bu arada sesim gitti arkadaşlar, kusura bakmayın. Özür diliyorum. Vallahi ses gitti. Nazar değdi. Neyse, devam edelim. Yapılan testlerde işte bataryanın çok da sağlıklı çalışmadığını, işte çabuk pilinin bittiğini vesaire, bu tarz videolar da izledim. Lakin gerçek hayatta o iş öyle değil. Günlük hayatta ben ne kadar kullandığıma bakarım. Bir gün çok yoğundum böyle. Telefonu elime alacak fırsatım hiç olmadı. Sabah 5.30'da telefonu şarjdan çıkarttım. Arkadaşlar saat 2'de tekrar telefona bakma şansı bulmuştum. Saat 2'de telefona baktığımda hala %99 şarjın dolu olduğunu gördüm. Ve sabah işte 5.30'da şarjdan çıkarttıktan sonra biraz işte gazete falan okumuştum telefonda. Hava durumuna baktım. İşte birkaç WhatsApp mesajı okudum. Hepsi o yani, pek kurcalamamıştım telefonu. Toplasanız işte yarım saatlik bir kullanım ya vardı ya yoktu ekran açık olduğu süre. Ve saat 2'de hala %99 olması beni şoka etti. Yani dedim yok artık. Yanlış mı görüyorum? Ya, pilde bir sorun var herhalde. Bir anda lapır lapır aşağı gelecek %80'lere falan dedim ama yok, o iş öyle olmadı. Gerçekten şarjı doluydu arkadaşlar. Şarjı ne kadar gidiyor diye soracak olursanız benim kullanımımla 2 günü çıkartabiliyorum arkadaşlar. 2 gün. İşte bu 2 gün içerisinde ne vardır? Gün boyu bazen müzik dinliyorum. Akşam eve geldiğimde işte biraz videoda vesaire de bunlara bakıyorum. YouTube'u takip ediyorum. Biraz haber okuyorum gibi gibi gibi. İşte maillerim sürekli aktif. 3 tane mailim tanımlı. Facebook hesabım tanımlı, YouTube hesabım tanımlı. Bunlar sürekli senkronizasyon halinde. İşte hava durumu sürekli tanımlı. Bluetooth gün boyu açık. VLAN gün boyu açık. Mobil veri aktarımı gün boyu açık. LTE olarak. Bunların açık olmasına rağmen 2 günü çıkartabiliyorum. İşte çok böyle aşırı kullandığım takdirlerde de 1,5 günü bulabiliyor. Yani akşam yatağa giderken işte şarja takayım falan gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir şeyle karşılaşmıyorum. Ha, oldu da işte şarjı az, evden çıkacağız gibi bir durum oluştuğunda da çok hızlı şekilde kendini şarj edebiliyor bu makine. Bu bakımdan gerçekten efsane. Hani daha önce kullandığım telefonlarda baktığım zaman yani onlar oturuyormuş, peynir ekmek yer gibi benim bataryamı tüketiyorlarmış aslında. Ama bu telefon öyle değil. Bu telefon şarj bakımından bir efsane benim için. Bir sonraki temamız kamera. Kamera kısmına gelecek olursak aslında fotoğraf konusunda çok başarılı. Bunu zaten benim artık söylememe gerek yok. Her yerde duymuşsunuzdur. Siyah beyaz olsun, renkli olsun. Gerçekten ön kamerası, arka kamerası gayet başarılı çalışıyor. Sadece video konusunda biraz hala böyle şüphelerim var. Daha çok fazla video da çekmedim aslına bakarsanız telefonla. İşte birkaç video denemesi yaptım. Sanırım ayarlarla ilgili bir sıkıntı vardı. Çünkü işte önceden yaptığım biraz böyle odaklama sorunu, çok sallanma sorunu gibi sorunlarla karşılaştım. Daha sonra çektiğim videolarda böyle bir sorunlar falan yoktu. Sanırım işte modlar arasında benim bir ayar sıkıntım vardı sanırım. Denemem lazım. Çok emin değilim video konusunda çok başarılı mıdır, değil midir? Tam net bir şey söyleyemeyeceğim ama fotoğraf konusunda gerçekten çok başarılı bir telefon. Buna emin olabilirsiniz. Ha, kameradan devam ederken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kameranın ses kaydı çok çok başarılı. Gerçekten çok başarılı bir hoparlör sistemiyle işte mikrofon sistemi var bu telefonda. Ben en azından benim gözümde bu şekilde çok başarılı buluyorum bu telefonu. Stereo ses kaydı yapabiliyor. Hatta yani şu an konuşmaları telefonla kaydediyorum. Çünkü Sony'nin ses kaydını beğenmiyorum. Çok garip geliyor bana. Onun için şu an duyduğunuz sesler aslında Huawei Mate 10 Pro'dan kayıt edilmiş sesler. En sevdiğim yanına geçecek olursak artık son temamız. Şimdi en sevdiğim temalardan bir tanesi
mesela ekranı ikiye bölmek istiyorsunuz. İki farklı uygulama kullanacaksanız ekranı tıklıyorsunuz. Kenara çektiğiniz zaman ekranı ikiye bölüyor. İşte altta farklı bir uygulama, üstte farklı bir uygulama olarak kullanabiliyorsunuz. İşte ya da ne bileyim o an ekran kaydı almak istiyorsunuz. İşte tık yapıyorsunuz, save çiziyorsunuz ya da ne bileyim video kaydı yapmak istiyorsunuz. Yani her şeyi ekrana dokunarak işte çizerek elinizde yapabiliyorsunuz. Hatta ne bileyim işte bir fotoğraf vardır orada. Üstüne bir kere tıklayıp kalp çizdiğiniz zaman fotoğrafı kalp şeklinde kesiyor gibi kendi içerisinde gelen uygulamalar var. Bunu çok başarılı buldum. Çok da güzel çalışıyor. Bunu çok sevdim bu telefonda. Onun dışında şöyle bir bakayım. Benim en sevdiğim özelliklerden bir diğeri ise telefonun kulaklık kısmı. Şimdi ben müzik dinlemeyi seven bir insanım. Sürekli kulaklıklar kulağımda oluyor. Ve bu telefonla kulaklıktan çıkan ses kalitesi ve yüksek ses deneyimi gerçekten çok başarılı. Yani şöyle söyleyeyim, kulaklıklar kulağımdayken sonuna kadar açma hissiyatı duymuyorum. Sonuna kadar açmadan çok başarılı, işte orta seviyelerdeyken gerçekten başarılı müzik dinleyebiliyorum ben bu telefonla. Onun dışında dışarıdan ses de gelmiyor. Yani dışarıdan gelen sesler, tabii bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir, duruma göre değişir tabii ki ama işte ben çok fazla müziğin sesini yükseltmediğim takdirde gayet kaliteli müzik ve yeterli seviyede, yükseklikte seviyedeki müziği dinleyebiliyorum ve dışarıdan beni rahatsız edici sesler de işte gelip müziğin içerisinde beni rahatsız etmemiş oluyor. Bu telefonun en başarılı bulduğum özelliklerin içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bu video bu kadar olacak. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.